Ben psikolog Doktor İsa Mail. Uzmanlık alalım, ayak bağlarından insanları kurtarıp içindeki o ateşi, o potansiyeli açığa çıkarmak ve beyni başarıya, berekete, bolluğa, zenginliğe programlamak. 18 yaşına kadar her insan 455 bin kere yapamazsın, beceremezsin gibi cümlelerle programlanıyor. Yani bizim beynimiz bilgisayar gibi. Nasıl programlarsan öyle çalışıyor. Yani başka türlü bilmiyor. Öyle öğrenmiş, öyle görmüş. Buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Yani birileri çaresizlik öğretmiş. Bu en büyük ayak bağı. Yani bu öğrenilmiş çaresizlikten dolayı insanların belli kafada programları var. Yani o kalıbın, o programın dışına çıkamıyor. Yani düşünce kalıpları öyle, davranış kalıpları o şekilde, dil kalıpları öyle. Yani devamlı herif ama diye başlıyor. Bir şey söylüyorsun ama bu olmaz. Şunu yapabilirsin diyorsun. Bak kardeşim bu siyah diyorsun ama bunun eskiden bu beyaz. Ya arkadaşım bir kere muhalif etme, yani bir kere muhalif etme. Peki neden muhalif oluyor? Çünkü ona öğrenilmiş çaresizlik beynine yüklemişler. Şırınga gibi sokmuşlar böyle. Anlatabiliyor muyum? Evet, insan biyolojik robot gibidir. Programlanabilir. Nasıl programlarsan o şekilde davranır. Yani fakirliğe programlarsan fakir olur. Zenginliğe programlarsan zengin olur. Örneğin zengin insanların çocukları devamlı zengindir. Yani atadan gelir zenginlik. Ama fakir olanların hayatında da devamlı çocukları da fakir kalır. Ataları da fakirdir, kendileri de fakirdir. Çocukları da böyle devam eder. Buna aktarım deniyor. Şimdi bunların filmlerini bile çevirdiler. Yani insanlar bu şekilde ataları tarafından programlanır. Bizler atalarımızın aynasıyız. Şimdi zengin bir insan düşün. Atadan doğru zenginliğe programlanmış, tamam mı? Bu adam elinden bütün malını mülkünü al bunun. Hiçbir şey kalmasın. Sokağa bırak. Bir sene sonra yine zengin olur. Çünkü atası onun, anası, babası, dedesi onu zenginliğe programladığı için. Genellikle bunlar programlanmış insanlar. Ama şöyle bir durum da var. Bu da gerçek. Bunlarla alakalı birçok çalışma var. Hatta kitaplar da var. Okumalarını tavsiye ederim. Fakirlik zihniyetine sahip bir insan. Yani atası, dedesi, babası, anası fakir gelmiş, yoksulluk çekmiş ve yoksulluğu aktarmış çocuklarına. Bu kişi piyangodan milyonları kazanıyor. Mesela 10 milyon euro kazandı. Eğer fakirlik mentalitesi varsa o elindekilerini kaybeder, çarçur eder. Çünkü bilmiyor, kullanmayı bilmiyor. O his yok, para hissi yok, finansal okuryazarlığı yok. Veya tamamen cimri olur. Yani elindekilerini kaybetmemek için hiçbir şey harcamaz. Hiçbir şey harcamaz, cimrileşir. Dolayısıyla ikisi de programlanmış. Birisi fakirliğe programlanmış, öbürü zenginliğe programlanmış. İki çeşit insan. Bu tabii örnek. Bunun tabii başka versiyonları da var. Mesela evlilikle alakalı. Kişi aile içerisinde sürekli evliliğe kötü bakılmışsa evlilikte sürekli problem yaşar. En çok muzdarip olan insanlar ticaret yapmak istiyor ama memur zihniyeti var. Babası memur, annesi memur, dedesi memur, atasından hep memur gelmiş. Onun kalıpları var beyninde. Bu kişi ticaretle uğraşmak istiyor ama bir türlü ileri gidemiyor. O da biliyor aslında memur zihniyeti var beynimde. Ben bu kalıplarımdan nasıl kurtulurum? İşte bu ayak bağları. Biraz önce dedik ya ayak bağları. Bu ayak bağlarından kurtulma yöntemleri, taktikleri var. Onlardan kurtulmadığın müddetçe biraz önce dediğimiz gibi sana 1 milyar euro verseler o memur zihniyetiyle ya her şeyi çarçur eder, yok edersin ya da tamamen cimri olur, kullanamazsın o parayı. Memur zihniyetine sahip ve ticaret yapmak isteyenlere şunu tavsiye ediyorum. O kafadaki kilitlerden kurtulmaları lazım. Onları tespit edip tek tek açılması gerekiyor. Mesela dil kalıpları. Dil kalıpları ne olabilir? Bırak, sen yapamazsın. Memur babası öyle demiş. Bu bizi bozar. Para bizi bozar. Biz ticaret yapamayız. Helal yoldan zengin olunmaz gibi dil kalıpları. Bunları doğru tespit edip hepsini tek tek bulup onları çözmen gerekiyor. Onları tek başına yapamaz. Onu kaş yapayım derken göz çıkaranlar çok piyasada. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Yani bu şekilde kurtulabilirsin. Bizim programlarımıza katılan memur zihniyetinde çok insan vardı. Yani potansiyeli var. Ticaret yapacak. Ticari zekası süper. Ama kalıpları var. Engelleyen düşünce kalıpları var. Dil kalıpları var. Bu kişiler örneğin işe başlıyor. Bir sene sonra batırıyor. Bir daha kredi çekiyor, bir şey yapıyor, bir daha işe başlıyor, yine batırıyor. 6-7 kere batırmış işini. Bir türlü ilerleyemiyor. Hani aynı zamanda artık korkuları oluşmaya başlıyor. Ya ben ticaret yapamayacağım. Bende olmuyor. Ben yapamıyorum diye kendini ikna etmeye başlıyor. Peki nasıl çözdük? Çok basit. Testle analiz yaptık.
Kalıpları bulduk. Kalıpları bulduktan sonra onlar değiştirildi, çözüldü, kilitler açıldı. Kaç sene oldu? 8 seneden beri bizim programımıza katıldı. Şimdiye kadar aynı firmayla devam ediyor ve her sene 2 katı artıyor hasılatı. 2 katı daha da büyüyor. Çok başarılı. Ticaret zekası aktive edildi. Yani biraz önce dediğimiz gibi kafadaki kilitlerden kurtul, tamam iyi güzel, ama bir de potansiyel var. İçindeki o canavar, o ateş, o potansiyel neydi o arkadaşımızın? Ticari zeka kabiliyeti vardı ve onu o zaman aktive edebildi, ama ondan önce aktive edemiyordu, edemezdi zaten. Yani bir çeşit, şöyle düşün, sen hapistesin, paran var, bir işe yaramıyor ki. Dışarıda değilsin, özgür değilsin. Engeller var, kafanda kilitler var. Kafanda kilitler ne? Hapisteki o kapıyı açmak gibi. Kilidi açtın mı kapı açılıyor, dışarı çıkıyorsun, potansiyelini kullanabiliyorsun. Bununla beraber önemli olan konuya gelelim. Kalıcı değişiklik olabilmesi için bir disiplin gerekiyor. Yani beynini başarıya programlamak, bolluğa, berekete programlamak gerekiyor. O da olması lazım. Yani sadece ayak bağlarından kurtulayım, potansiyelini kullanayım yetmiyor. Bir de beyni başarıya programlamak gerekiyor. Kafadaki kilitlerden kurtulmak isteyen insanlara şunu tavsiye ediyorum. Bir kere bunu kabul etsin. Ben bunu fark ettim, kabul ediyorum. Bunun çözümü bu. Yani kafamda kilitler var ve bundan kurtulmak istiyorum. Çünkü bir insan bir şeyi fark ettiği zaman içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer. Sistem otomatikman kendini düzeltmeye başlar. Arkasından hemen arayış gelir. Yani farkında olursan arayış gelir. Sen aramaya başladıktan sonra da uyanış gelir. Peki arayış nedir? Arayış kendine sana uygun olan bir mentor bul. Yani senin içindeki o ayak bağlarını ve potansiyelini bulabilecek ve binlerce kez bulmuş tecrübeli bir insan, bir mentor, bir rehber bulman lazım. Onu araman lazım. Onu bulduktan sonra o seni zaten uyanışa götürecek. Üçüncü madde uyanış. Artık harekete geçiyorsun. Uyandın. Matrix'teki gibi kabloları, boruları çıkarttın ve uyandın. Hani o Matrix filmde var ya, kişi uyandı. Aynı onun gibi. Ben bir uzmanın doğru olup olmadığını nereden anlarım biliyor musun? Ağaç meyvesinden belli. Sonuçlara bakar. Ben yıllardan beri bir yerden alışveriş yapacaksam ilk önce sonuçlara bakar. Çok basit. Google'a girelim. Google Maps diye bir sistem var. Allah'ın nimeti. İnsanlara akıl vermiş. İnsanlar da bunu icat etmiş. Lokantaya mı gideceğim bir bölgede? Araştırırım. Bakarım. Puanlarına bakarım. En yüksek puan olan hangisiyse oraya giderim. Niye başımı ağrıtayım ya? Sonuçlara bakarım. Müşteri memnun mu değil mi? Sonuçları nasıl? Ona bakarım. Benim için en önemlisi bu. Çünkü öbür türlü kafam ağrıyacak. Örneğin berbere gitmek istiyorum. Hangi bölgedeyim? Frankfurt'tayım, tamam. Yazarım oraya. Berber yazarım. Ve en yüksek puanına göre sıralı derim. Basarım düğmeye. En yüksek puana kim sahipse onun yanına giderim. Onu ararım zaten. Öbür türlü kendime iş çıkarırım ya. Başımı belaya sokarım. Ne gerek var? Müşterisi memnun olmayan adamın yanına niye gideyim ben? O yüzden bu konuda da uzmanını öyle seçebilirsin. Sonuçlarına bak. Bu ağacın iyi olup olmadığını meyvesine bakarsın. Sonuçlarına bakarsın. Biz de öyle diyoruz zaten. Kardeşim benim yanıma direkt gelme. İlk önce feedbacklerimi oku. Videolarımı izle. 800 tane videomuz var. İzle, incele, bak, tanı. Kalbin rahatlasın şöyle bir. Kafandaki sorular bir gitsin. Gerekirse benim öğrencilerim var. Git onlarla iletişime gir. Onların hayatı nasıl değişmiş? Binlerce feedback var. Onları tek tek oku. Belki 1-2 haftada bitirirsin. Bilmiyorum. Binlerce var. Onları oku. Kalbin bir rahatlasın. Ondan sonra çok basit. Başvuru formu doldur. Yani bir şey kaybetmezsin ki. Hiç kimseyi dövmediler yani bunu niye doldurdun diye. Kimseye zarar vermediler. Doldur. Bakalım. Uyuyor musun, uyumuyor musun? Programa uyuyorsan zaten seni arıyorlar. Uyumuyorsan zaten seni aramayacaklar. Arkadaşlar seni arasa da sana bir teklif sunacak diye bir şey yok ki. Yani illa bir şey sunmayacaklar sana. En azından bir yol gösterecekler. Diyecekler ki kardeşim sen şunları şunları izle. Senin bizim programa gelmene gerek yok ki. Zaten uyumuyorsun veya bizim program sana uymuyor. Ama uyuyorsan eğer şöyle düşün. Yolda bir adam kaza yapmış. Arabayı ağaca çarpmış. Arabayla gidiyor. Kaza yapmış. Sen de onun yanından geçiyorsun. Senden başka kimse görmedi. Orada durup ona yardım etmemek Almanya'da yasak. 2 yıl hapisi var değil mi? 2 yıl mıydı? 3 yıl mı? Yani Unterlassene Hilfeleistung diyorlar. Şimdi bu adam orada kaza geçirmiş. Sen ona yardım etmezsen eğer ceza alıyorsun. Şimdi şöyle düşün. Bir insana yardım edebileceğine inanıyorsun. Her şey uyuyor bak. Her şey uyuyor. O sana uyuyor. Sen ona uyuyorsun. Programa uyuyor. Sen ona yardım etmezsen eğer aslında kötülük yapmış oluyorsun. Her şey uyuyorsa bakın. Maddi ve manevi her şey uyuyorsa
O zaman ona yardımcı oluyorsun. Ama uymuyorsa, yakından uzaktan hiç alakası yoksa ona yardımcı olamıyorsun. Bizimle iletişime geçmenin en basit yolu sayfaya girecek. mailcoaching.com her tarafta yazıyor zaten. Başvuru formu doldur diye. Tıklayacak, bir form çıkacak karşısına. O formu samimi bir şekilde. Televizyon önünde değil bak, samimi bir şekilde. Forma odaklanacak, %100 fokuslanacak, samimi bir şekilde dolduracak, gönderecek. Eğer uyuyorsa zaten bizim arkadaşlar onu arıyorlar. Sonra aradığı zaman bir ön görüşme randevusu veriliyor. Bizimle iletişime geçmek isteyenler hemen şimdi videonun altındaki linke tıklasın, formu doldursun. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com